Zorlu Holding'in ana, İTÜ Çekirdeğin stratejik partnerliğinde bir sosyal inovasyon platformu olan İmece'nin eşitsizliklerin azaltılması temalı 3. destek programı bugün Zorlu PSM'de yapılan etkinlikle genç girişimlere ödüllerini verdi. Medyaskop olarak etkinliğe katılan genç girişimlerin temsilcileriyle konuştuk. Bizde iklim değişikliği şu anda tartışmasız dünyamızın en büyük problemi. Ecoding aslında çevre bilincini geliştirmeye yönelik teknolojiler üreten bir sosyal girişim. Bizim Ecodrone adında bir ürünümüz var. Ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor olanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiren insansız hava araçları geliştiriyoruz. Tosba bir masaüstü kart oyunu. Web sitesi üzerinden tüm öğretmenlerin ücretsiz olarak erişimine açık. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar ve okuyan çocukların devlet okullarının kodlama eğitimini almaları yönünde bir avantaj sağlamayı düşünüyoruz. Şu anda sektörde bu anlamda büyük bir açık var. Başta çocuklar olmak üzere toplumsal sorunlara yaratıcı ve kalıcı çözümler üreten yenilikçi bir ürün firması. Biz gücümüzü sanat, teknoloji ve tasarımda alıyoruz. Birlikte 11-17 yaş Suriyeli ve Türkiye'li çocukların sosyal uyumunu hedefleyen ve bunu dayanışmacı mekanikler üzerine kurmuş bir kutu oyunu. Biz bunu UNICEF ile beraber ürettik. 3000 adet kutuyu Şubat ayının başında 25 ilde 50 merkeze dağıttık. Yoğunluklu olarak göçmenlerin bulunduğu Güneydoğu Anadolu ilinde şu an oyun oynanıyor. Dediğim gibi dayanışmacı mekanik üzerine kurulu bu oyun ve bir rekabet yok. Özel sektörün el ele vererek 18-65 yaş arasındaki tüm statü gruplarındaki kadınları erkek mesleği diye tabir edilen, böyle tanınan mesleklerde eğittiği, ustalık kazandırdı. Daha sonra da bu ustalıklarını hazırlamış olduğumuz mobil aplikasyonlar üzerinden lokasyon bazlı olarak Türkiye'nin her yerinde ustalık talebi olanlara hizmet vererek gelire çevirdikleri bir platform. Öncelikle yarattığı etki nedeniyle toplumda kadınların da her işi yapabileceğini, gelirini çalıştıkça dürüst bir şekilde her meslekte kazanabileceğini ispatlayan bir proje aslında. Şu ana kadar geliştirdiğimiz bütün projelerde, geliştirdiğimiz bütün meslek eğitimlerinde aynı sonucu ulaştığımızı söyleyebilirim. Burada en önemsediğimiz detay şu, kadın iyi bir eğitim alamamışsa ya da iyi bir sosyal çevrede büyümemişse erkekler kadar özgürce meslek seçme şansına sahip olamayabiliyor. Sağlamayı hedefliyoruz. 130'un üstünde işe yerleştirmemiz var şu anda. Buradaki ön yargıyı kırmak istiyoruz her şeyden önce. Engellilere karşı negatif anlamda devamsızlık yapabileceklerine dair ya da potansiyellerin düşük olduğuna dair ya da sadece başlangıç pozisyonlarında çalışacağına dair yanlış bir algı var. Bu anlamda hem iş alımlarımızla bunu kanıtlamış oluyoruz doğru pozisyona doğru engelliyi yerleştirerek hem de eğitimlerimizle bu konudaki farkındalığı artırıp biraz da bilgi seviyesini yükseltiyoruz. Sosyalleşme aracında dahi başkalarına bağımlı durumda kalıyor. Blindbook olarak şu anda restoranları ve menülerini görmeyenler için erişilebilir kılıyoruz. Asıl hedefimiz bütün sosyal hayatı tüm engel grupları için erişilebilir kılmak. Eşitsizliklerin azaltılması noktasında görmeyenler çok büyük bir kitle olmasına rağmen, engelliler çok büyük bir kitle olmasına rağmen sürekli görmezden geliniyorlar. Hizmet almak için gittikleri bir yerde ihtiyaç duyan konumuna düşüyorlar ve diğer müşterilerden deneyim kalitesi olarak daha alt seviyede bir hizmet alıyorlar. Biz bunu ortadan kaldırıyoruz. Eşit, erişilebilir, engelsiz bir hayat kurguluyoruz. 3 tane sosyal gelişimden neye aldık? Profesör Doktor Selçuk Şirin'e eğitim ve toplumsal eşitsizlik arasındaki ilişkiye dair görüşlerini sorduk. Türkiye'de eğitimdeki eşitsizlikleri yoksul ailelerden gelen çocuklarla varlıklı ailelerden gelen çocuklar arasındaki o büyük makası ortadan kaldırmak mümkün. Bunun içinde yapılması gereken birkaç tane atılması gereken adım var. Birincisi okul öncesi dönemde okul öncesi çocukların okula katılımını arttırmamız lazım. Çünkü bütün dünyada yapılan araştırmalar okul öncesine katılan çocukların okula daha hazır geldiğini ve okullaşma sürecinde okulun verdiklerini daha iyi aldığını gösteriyor. Dolayısıyla bunu yapmamız lazım. Türkiye bu anlamda çok kötü bir durumda. Avrupa ile kıyasladığımız zaman biz %40-50'lere ancak gelebildik 6 yaşında, 5 yaşında. Ama mesela 3-4 yaşında çocukların ev dışında herhangi bir öğrenme ortamına katılma oranı %10'larda. Bu mesela Fransa'da %100. Anlatabiliyor muyum? Bizim asıl fark oradan geliyor. Özellikle yoksul çocuklar için okul öncesi şart. İkincisi
yoksul çocukların, evlerinde kitap olmayan anne babalarının eğitim seviyesi düşük çocukların daha iyi, daha kaliteli eğitim almasını sağlamamız lazım. Yani bir anlamda elimizdeki en iyi öğretmenleri, elimizdeki en iyi okulları en çok yoksul çocukların olduğu yerlere kurmamız, göndermemiz, orada istihdam etmemiz gerekiyor. Ki aradaki farkı kapatalım. Maalesef Türkiye'de olan bunun biraz tersi. Yani varlıklı aileler daha iyi okullara çocuklarını gönderdiği sürece zaten evde bir avantajla dünyaya geliyor çocuk. O avantajı bir de okul 2'ye 3'e katlıyor. Dolayısıyla okullarda da bu özellikle öğretmen ve okul anlamında bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda yapılması gereken üçüncü bir adım olarak düşündüğümüz zaman Türkiye'nin aslında geçmişinde olan 3 tane çok başarılı uygulama var. Bir tanesi köy enstitüleri, bu sözünü ettiğimi yapmış olan. İkincisi Anadolu Liseleri, ilk kurulduğunda ciddi anlamda Anadolu'ya, adı da üstünde Anadolu Lisesi, Anadolu'ya çok ücra yerlere çok iyi okullar kuruldu. Üçüncüsü de fen liseleri. Türkiye'nin başarı hikayesidir bu 3 proje. Bizim önümüzdeki dönemde yeni teknolojinin ihtiyaç duyduğu alanlarda bu sözünü ettiğimiz manada zamanın ilerisinde projeleri Türkiye'nin en ücra yerlerine götürmemiz lazım. Yani bir proje okul olabilir, bu başka bir şey olabilir. Bu tür uygulamalarla Türkiye'nin her tarafında farklı farklı çözüm önerilerinin birbirleriyle rekabet ettiği bir eğitim sistemimiz olması lazım.